Kıymetli arkadaşlar, ben avukat Bilal Yavuz. Aşağılık bir cani tarafından her an saldırıya uğrama ihtimalimizin olduğu, sağlıklı kalabilmenin ciddi tedbir gerektirdiği böyle bir devirde umarım hepiniz huzurlu ve sağlıklısınızdır. Bugün sizlerle insanlıktan nasibini alamamış bir cani tarafından uğradığı katliam sonucunda vefat eden Başak Cengiz kardeşimize karşı gerçekleştirilen saldırının detaylarını analiz edeceğiz. Bu katilin daha önce de gerçekleştirdiği başka cinayetleri var mı? Gerçekleştirdiği bu aşağılık saldırı sebebiyle kaç yıl hapis cezası verilecek? Akıl hastası taklidi yaparak hapse girmekten kurtulabilir mi? Tüm bunları delilleriyle konuşacağız. Öncelikle saldırıyı gerçekleştiren Can Göktuğ Boz isimli bu caninin işlediği son cinayetten önce de katlettiği başkaca insanların olup olmadığı, yani bu mahlukatın seri katil olma ihtimali üzerinde duralım. Bu cani 27 yaşında. Katili tanıyanların beyanlarına baktığımızda çok uzun süredir olağan dışı davranışlar sergilediği, mahalledeki çocuklara kılıcı gösterdiği, onları da ölümle tehdit ettiği, evinde çok sayıda da silah sayılan kesici aletler bulunduğu, duvarlarda tuzak kur, karnına bıçak sapla gibi yazılar yazdığı anlaşıldı. Yani bu saldırıyı hukuk tabiriyle canavarca bir hisle gerçekleştiren bu katil, saldırının gerçekleştiği gün ansızın cani bir ruh haline bürünmedi. Çok uzun süredir bu katilin hastalıklı bir psikoloji içerisinde olduğu anlaşılıyor. Başak Cengiz kardeşimize yönelik gerçekleştirdiği katliama birçok vatandaş tanık oldu ve saldırı kameralara yansıdığından olay yerinden kaçarak uzaklaşan bu cani için artık hiçbir kaçış yolu kalmamıştı ve yakalandı. Uzun süredir bu cani ruh hali içerisinde olduğu anlaşılan katilin başkaca faili meçhul cinayetler işlemiş olması, delil olmaması nedeniyle yakalanamamış olması ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Özellikle bu caninin yaşadığı bölgeden başlamak üzere alan giderek genişletilerek bu katille en ufak bağlantısı bulunan bıçak türü aletlerle gerçekleştirilmiş faili meçhul cinayet olup olmadığı incelenmeli. Olası faili meçhul cinayetlerin bu katille bağlantısı araştırılmalıdır. Savcılık tarafından da anlattığım tüm bu ihtimaller muhakkak dikkate alınır. Bölgedeki özellikle bıçak türü kesici aletlerle gerçekleşen faili meçhul cinayetler ile bu caninin bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılıp soruşturma giderek genişletilecektir. Peki katliam gerçekleştiren bu cani akıl hastası taklidi yaparak hapis cezasından kurtulabilir mi? Bu tür katliamları gerçekleştiren saldırganlar genellikle suça meyilli tiplerdir. Bu tür psikopat kişiliklerde beynin vicdanla ilgili bölgesinin çalışmadığı bilinir. Saldırıyla ilgili sorumluluk veya pişmanlık duymazlar. Gerçekleşen saldırı anının görüntülerini de izlediğinizde bu caninin eziyet çektirerek vicdansızca saldırıyı gerçekleştirdiğini gördünüz. Bu tür katiller sürekli olarak cinayet işlemeyi planladıkları için kişilik bozukluklarının da etkisiyle yakalandıktan sonra akıl hastası taklidi yapma yoluna sıklıkla giderler. Bunlar genellikle akıl hastası değildir. Sadece bazı kişilik bozuklukları görülür. Bu cani katilin verdiği ilk ifadesi incelendiğinde akıl hastalığı bulunmadığı, sorulara normal bir zeka düzeyinde cevap verdiği görülüyor. Lakin aldığı veya alacağı tavsiye ve yönlendirmeler sonucunda mahkeme aşamasında akıl hastası rol yapmayı denese dahi adli tıpta gerçekleştirilecek incelemeler sonucunda akıl hastalığının yerinde olduğu resmi raporlarla ortaya çıkacaktır. Peki bu cani ne kadar hapis cezası alacak? Bu katilin işlediği suç tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek insan öldürme suçudur. İnsan öldürme suçunun cezası müebbet hapis cezasıdır. Bu saldırıdaki gibi tasarlayarak canavarca veya eziyet çektirerek işlenmesi halinde ise ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Yani bu cani mevcut veriler göz önüne alındığında muhtemelen en az ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılacaktır. Nihai kararı tabii ki mahkeme verir. Peki bu ceza adaletli mi? Cinayet anının görüntülerini izlediyseniz bu caninin nasıl canavarca ve eziyet çektirerek katliam yaptığını görmüşsünüzdür. Başak Cengiz hiçbir neden olmadan yalnızca bu cani ile o anda aynı bölgede olduğu için bu acımasız katliama uğradı. O anda bu cani ile aynı bölgede hepimiz, anneniz, kardeşiniz, sevdikleriniz olabilir, bu vahşete onlar maruz kalabilirdi. Bir an olsun bu acımasız katliamın sizin sevdiklerinizin başına geldiğini düşünüp vefat eden kardeşimizin ailesinin yerine kendinizi koyun. Kendinizden daha çok önemsediğiniz insan bir cani tarafından eziyet çektirilerek katliama uğrayacak, bu katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilip cezaevine gönderilecek, yatıp kalkıp karnını doyurup
yaşamaya devam edecek. Bu katliamın karşılığında verilecek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sizce adaleti sağlamış olur muydu? Bu vahşete karşılık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi katliamın ardında kalan ailenin acısını bir nebze olsun dindirebilir mi? Özellikle canavarca hisle veya eziyet çektirerek insan öldürme suçlarında adaleti sağlayabilecek tek ceza şahsi kanaatimce idamdır. Bu tür canice işlenen cinayetlere ilişkin idam cezası getirilmesi bir nebze olsun adaleti ancak sağlayabilir. Bu mesele ile ilgili de hakikatleri sözümüzü sakınmadan açıkça ifade ettik. Yorumlarda bu konuya dair düşüncelerinizi okuyacağım. Kanalımıza abone olarak bizi takip edebilir, videoyu paylaşabilirsiniz. Sağlıklı bir ömür dilerim.